objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Menemen Spor, Samsun Spor maç sonu özel yayınıyla karşınızdayız. Ayrıca Samsun Spor'da Mehmet Altıparmak Hoca ile yolların ayrılmasını da bu programda değerlendireceğiz. Furkan merhaba öncelikle. Merhaba Metehan. Programa başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir konu varsa sözü sana bırakayım. Ardından hem maçı konuşalım hem de hoca ile yolların ayrılmasını. Aynen, çok fazla gelişme var Samsun Spor'da da. Öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Maçla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca buradan hem Samsun Spor camiasına hem de Emin Kar'ın ailesine de buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz tekrardan. Maalesef hayatını kaybetti ki geçen hafta zaten bir kalp krizi durumu olmuştu. Bugün de böyle bir sabah kalktığımızda haber aldık. Tekrardan iki tarafa da, hem Samsun Spor camiasına hem de Emin Kar'ın ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maça geçelim. Geçen hafta bir şey konuşmuştuk. Menemen Spor'un ne kadar tehlikeli bir takım olduğuyla alakalı, hani ilginç bir takım olduğuyla. Hep yukarıdaki takımlarla oynadıklarında bir çelme takıyorlar. Ve bu maçta da bunu yaptılar. Bunu yapmayı başardılar. Sen neler söyleyeceksin Menemen Spor'un galibiyetiyle alakalı? Samsun Spor'u da krize sürüklemiş oldu Menemen Spor ve Mehmet Altıparmak Hoca ile de yollar ayrılmış oldu. Seni de tebrik etmek istiyorum. Haklı teşekkür çıktın. Ederim. Mehmet Altıparmak'la bu işin olmayacağını, aynı Akhisar'daki dönemi gibi sezon başında başladığı takımla sonunu getiremeyeceğini söylemiştin ki Akhisar'da en azından 20-21 hafta mı ne kaldı ya da 22-23 maç. İkinci yarıyı görmüştü, ikinci yarı Şubat ayını falan. Burada daha Ekim ayında Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı Samsun Spor'da. İlk Menemen Spor maçının sonucuyla başlayalım. Aynen. Biliyorsun Menemen maçına Samsun Spor eksiklerle gitti. Hasan Kılıç kadroda gitti ama oynayamadı korona olduğu için. Daha doğrusu şöyle, ilk testi pozitif, ikinci testi negatife döndü ama yolculuk yaptı, çok yorgun falan olduğu hani. İçin. Gökhan Alsan diyorum, Gökhan nereden Karadeniz, çıktı? Gökhan Karadeniz, Mehmet Akyüz, Melinović, Savicevic. Bunlar sakatlıklarından Recep dolayı. Burak Yılmaz. Evet, o İzmir'e götürülmeyen isimlerdi. Nasıl buldun Samsun Spor'u? Barış Başlaş'ın yaptığı çok kötü bir penaltı var. Çok büyük bir hata. Bekler yine zaten büyük hatalar yaptı. Osman Çelik de mesela kötü oynadı mesela. Osman takımın iyilerinden biriydi şu ana kadar bu sezon. Tomane'nin gördüğü çok gereksiz bir kırmızı kart. Sana ne söylemiştim maç izlerken? Aynen. Tomane atılır demiştim. Oyundan çıkması lazım demiştim. Tomane çıkarmadı, atıldı. O da takımı yaktı. Aynen. Neler söyleyeceksin Samsun Spor'un aldığı bu kötü mağlubiyet için? Vallahi öncelikle Menemen Spor'u tebrik ediyoruz. Çok evet. Önemli bir 3 puan oldu. Bu sezon Erzurum Spor, Manisa Futbol Kulübü Samsun'u yendi. Eyüp Spor'dan da bir puan aldı. Aynen öyle. Geçen hafta ben yorum yaptığım zaman da maç videosunun altına taraftarların bazıları, birkaç tane taraftar, İşte Menemen Spor'u Paris Saint Germain yaptınız, Barcelona Real Madrid yaptınız diyor. Ya Menemen Spor'un bu sonuçları aldığını, alabildiğini bildiğimiz için, gördüğümüz için söyledik ve gördüğünüz gibi de aldı maçı. Bir de Menemen Spor, Manisa FK'yı da bu hale sokan takım resmen. Aynen. Manisa, Menemen deplasmanından sonra alaşağı oldu. Yani Menemen Spor 3 milyon TL'ye yakın bir bütçesi var. Hadi maksimum 5 milyon TL diyelim. 3 ile 4 arası. İşte maksimum 5 diyelim yani. Aynen. Çok çok düşük yani. Aynen. İnanılmaz düşük rakamlara oynayan oyuncular var. Tam piyasa yapmak için inanılmaz uygun bir ortam. Aynen. Yani böyle için. Bütçedeki bir takım belli bir sistemi var. Belli bir düzeni var. Belli bir gidişatı var. Bu maçlardan galibiyetle ayrılabiliyor. 5 atıyor, 6 yiyor, 7 yiyor, 8 yiyor ama bir şeyler yapıyor. Adana'dan 6 yedi mesela. Ama yapıyor yani takım. Ben bunları sezon başından beri söyledim. Ben dedim ki ya Menemen Spor ciddi anlamda takımda bir düzen ver kardeşim. Adamlar gidiyorlar mesela, bir bakıyorsun transferin son dönemi bir anda 3 tane transfer yaptı mesela. İşte Pote geldi, o geldi, bu geldi. Yani bir şeyler yapıyor takım, anladın mı? Doğru. Ha, iyi olur kötü olur ayrı ama takım bir şey yapıyor, alıyor. O yüzden bunu söyledik. Ben görüş bile belirtmedim biliyorsun ki bu sezon Erzurum maçı, Manisa maçında hep Menemen tarafındaydım. Yenilmez demiştin. Menemen hepsinden de galibiyet aldı. Aynen. 2-0. Yani Menemen Spor'u ben bu anlamda takdir ediyorum. Ve bu anlamda zaten yorum yaptım. Samsun Spor'a baktığımız zaman da zaten Mehmet Altıparmak da bu işin gitmeyeceğini daha sezon başında geldi anda söyledim. Ardından zaten sezon içinde yaptığı yorumlar. İşte 3 yersek 5 atarız. 5 yersek 15 atarız. Rakibi çözdük, bulmacayı çözdük, haftaya işte
daha farklı olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız dedi. Samsunspor'da bir tane gelişme olmadı. Taraftar bunların hiçbirisini göremedi bence. Yani. Yani baktığın zaman da mesela işte cumartesi günkü maçta dakika işte Tomane sarı kart gördü. Daha o zaman da sana dedim ki çok sıkıntı bu dedim. İlk yarı 1-1 bitince dedim ki bu maçta çünkü Tomane çok orta sahaya geliyor dedim. Özellikle bunu programda da söyledim. Gereksiz yere ikili mücadeleye de çok giriyor. Bundan dolayı kırmızı kart Rakipte. görme ihtimali çok yüksek dedim. Ve nitekim de yine ikili mücadelede adamı tuttu böyle. Aynen öyle. Zaten itiraz bile etmedi. Kırmızı kart atıldı. Şimdi Erzurum maçında yok. İşte Samsunspor için yine dediğimiz nokta ne oldu? Karadelik diyorduk ya forvet. Hadi bakalım kim olacak forvetli şimdi. Mehmet Akyüz mü oynayacak? Milinovic mi oynayacak? Yoksa kim oynayacak? Ya zaten şimdi şöyle Melinovic'i ilk defa öyle bir maçta oynatmak büyük bir kumar olur. Erzurum çok güçlü bir takım. Mecbur oynatacak Bir de veya izin stoperleri çıksa. de çok kavgacı, şey, sert stoperler. Hem Aykut, Mustafa Mustafa Yumlu, İmam. Aykut, Mustafa Akbaş. Aynen. Dördüncü stoperi Gökhan Kardeş, Hollanda altyapılı oyuncu Erzurum'un. O kadar geniş bir kadrosu var. Samsunspor'da forvet yok diyoruz. Erzurum'un yedek santraforu Samuel Olenare. Aynen öyle. Öyle geniş bir kadrosu var. Peki Samsunspor bu maçta sence neleri yanlış yaptı? Valla Samsunspor neleri maç anlamında bakmak doğru değil ya. Çünkü neden mi? Ha, bu sezon için bunu söylüyorum. Çünkü Samsunspor sezon başında zaten yanlış yaptı. Şimdi sezon başında yapılan yanlışlardan dolayı maçlarda sıkıntılar yaşıyor zaten Samsunspor. Hani o yüzden Samsunspor zaten maçlarda hata yapması bir şey değil. Sezon başında o hatalar yaptığı için maçlarda da zaten onlar karşılığında kendisini geri dönüyor. Şimdi ben sana örnek veriyorum. İşte Tomane kırmızı gördü değil mi? İyi transfer yapamadı diyorduk hep forvet hattına. E şimdi Aynen. Tomane de yokken mesela kim oynayacak forvette? Şimdi bu maçla alakalı bir şey mi? Hayır. Sezon başındaki planlama. Planlama. Hocanın dokunuşları ve açıklamaları. Tabii. Neyle alakalı? Sezon başında yaptığın hoca tercihiyle alakalı. Onları Samsunspor zaten yaşıyor. Şimdi yapılan transferlere bakıyoruz. Birçok oyuncu için dedik ki bu Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda şampiyonluk seviyesinde oyuncular değil dedik. İlk 11 anlamında söyledik ama. Ama kulübeye koyarsan oyuncuları Allah korusun işte bak mesela Tomane sakatlandı ya. Örnek verin beklerdeki oyuncular için söylemiştik. Ortalanda işte Melih için falan mesela söylemiştik sağ açık için. Bu oyuncuları kulübeye koyarsan o tarafta ilk 11 oyuncusu sakatlanırsa veya kaç cezası olursa bir iki maçlığına orada kullanabilirsin veya sonradan performans kötü olursa sonradan oyuna girmesi için alabilirsin ama ya sen ilk 11'de bu kadar sıradan oyuncuları oynatırsan Samsunspor Menemen Spor'u da yenemez. Yani bakarsın Balıkesir'i de yenemez deplasmanda mesela anladın mı? Ya bu gidişat yapılan planlamayla alakalı. Geçen seneki kadroda mesela gönderilen oyuncuların birçoğu yanlıştı mesela. Çok oyuncu gönderilmesi lazım diyorduk. Bir kahşanda göndermemesi gereken oyuncu diyorduk. Kim diyorduk mesela? Veli Çetin. Guida Koçer en kötü alternatif olur diyorduk. Bir de şey söylüyorduk. Erkan Reşmen. 3 tane oyuncu söyledik mesela. Bu oyuncular kalabilirdi anladın Veli mı? ile Erkan da gittiği takımlarda oynamıyorlar Ya ben baya. şey söyleyeyim sana. Zaten Veli hiç katmıyorum. Manisa'daki durumu biliyorsun zaten. Ne oldu Manisa belli değil. karıştı. Erkan'a da şundan katmıyorum. Yaşından dolayı bence oynatmıyorlar. Erkan'ın performansından veya kötü şeyinden dolayı oynatmamazlık yok yani orada anladın mı? Zaten Erkan'ın oraya bir şeyi var. Aidiyet duygusu var biliyorsun. Orada sen adamı kadro dışında bıraksan Erkan Yani. zaten karakterli bir oyuncu. Oraya bağlı biliyorsun. Boluspor'a bile söz verdiği için Yüksel Başkan'la konuştuğu zaman da Yüksel Başkan'a tekrardan demedi ben Samsun'a geleyim diye. Ben oraya söz verdim. Onlara yanlış yapamam dedi. O da Adam var. gitti. Karakterli davrandı. Yani Erkan Doğru. Reşmi'nin orada performansıyla alakalı bir şey yok. Veli dedi zaten Manisa'daki sıkıntıyı biliyorsun. Veli bir maçta sadece sonlara doğru mu Aynen. ne Diğer söylediğim oynayamıyor? oyuncu kimdi? Guido Guida Koçer de attığı golü biliyorsun Bandırmaspor'da oynuyor yani. O da zaten sakatlık, korona durumları falan oldu. Şimdi düzeldi ki o da zaten hep diyorduk. Samsun'dayken de söylüyorduk. Yarım devrelik oyuncu. Yani sonradan gelebilecek oyuncu. Onu tutacaktın takımda. Samsunspor bence mesela İlyas Kubilay'ı bile çok arıyor giden Valla oyuncularda. Samsunspor Yedek bilmiyorum 10 ya. numara yok baksana. Ben valla Bak dün gördük İlyas Kocaeli de oyuna girdi maçın ya kaderini öyle de ben değiştirdi. şimdi bu senin bunu söylemen şuna da benziyor ama. Şimdi takım kötü gidiyor. O zaman Ertuğrul Sağlam mesela kıyaslıyor ya taraftarlar. İşte ona gidiyor. Ona girmeyeceğiz biz Ya ben aslında. şu açıdan Yani demek istiyorum. Samsunspor'un daha doğrusu bak isteyerek gönderdiği oyuncular var ya. Hani özellikle papaz anlamında. İlyas'ı tutmak istediler ama İlyas kendi Kocaeli'ye Paradan gitti dolayı işte. Hani mesela. diyorum Evet, ya maddi böyle anlamda. hani Samsunspor'un aslında böyle biraz da istemeyerek değil de böyle hani nasıl diyeyim sana böyle papazlık yaratarak giden oyunculara hiç kıyaslamaya gerek yok. Hoca da dahil buna Ertuğrul İlyas bunu Sağlam. yapmadığı için ama İlyas papazlık yapmadı bunu biliyoruz. Yapmadı ama para da diretti işte. Sıkıntı Fazla para çıkarmadı. istedi. Sürekli babasıyla şu kadar istiyorum bu kadar. Bunlara girdi yani anladın mı? Ya Samsunspor iki tane 10 numarayla girmeyerek de hata yaptı. Ben onu demek istiyorum. Onu zaten öyle söylememiz Bir de lazım. piyasada yerli 10 numarada yok ki. Ya Yabancıya zaten kullanman lazım hakkını. Hani 10 numara çünkü Mehmet Altıparmak'ın sistemi 10 numaralıydı. Mesela
Erzurum da 4-3-3 oynuyor ama 1-6-2-8 ile. Vallahi şunu mesela söylüyorum. Zaten 10 numarasız. 10 numaralık devir kapandı artık ama işte. Ama şöyle bir şey var. İyi 10 numaran oldu mu çok fark yaratıyorsun. Bak Bakasetas da mesela gerçek bir 10 numara. Ama koşuyor, Aynen. mücadele ediyor. Frikik atıyor, penaltı atıyor, araya salıyor. Mesela Samsunspor'da Gökhan Karadeniz'den başka gerçek 10 numara yok. Bu sistemde 10 numara lazım ama 4-2-3-1 Bir şey oynuyorsun. değiştireceksin zaten. 4-3-3. Aynı bu sistemde oynamayacaksın. Ama Atıyorum. Hasan Kılıç yokken kadron 4-3-3 oynamaya yeterli Yo mi? 4-3 değil ki illa. 4-4-2 oynarsın. Ya forvet yok ki nasıl ikili oynayacak? İşte ya sezon başı için söylüyorum zaten. İşte. Planından yaparsın öyle oynatırsın Orada yani. patladın Şimdi ya. zaten Samsunspor şu kadroyla 4 pardon 4-2 3-1 de oynayamıyor ki. On numarası yok o yüzden Ya işte. yok yani forvetinden de yine verim alamıyor. Yani kanatlarından da alamıyor. Yani o anlamda söylemek istiyorum. Yani şu kadroda zaten sen diyorsun ya 4-4-2 oynayacak kadrosu yok. Zaten bu sistemde de oynayacak kadro yok. Yani her bölgede sıkıntı var. Takımda Sol Gökhan'dan bekte, başka sağ gerçek bekte. on numara yok işte o büyük Aynen. sıkıntı. Sen Gökhan da kötü zaten. şampiyonluk hedefiyle sezona giriyorsan iki tane olacak orada en az. Tabii en az 2. Hatta Mecbur. hep bunu söylüyoruz. Hücum hattında 3'er tane hedef oynayacak Yani duruma takımlarda. Ama göre. 10 numara daha çok 3 tane gerek yok. Aynen. 2 tane diyor. Ama kanatları 3. Forvetleri 3. Hep olması lazım. Bak şimdi mesela Samsun'da kim var kanatta? Fofana var. Meni çok kötü. Yasin. Başka adam yok sağ taraf için Bir de söylüyorum. Yasin Yok var. sağ Ha taraf için sol. söylüyorum. Fofana da sağ değil ki o da sol. Aynen yani. Sağda Melih'ten başka adam yok. Ya Fofana'yı katabiliyorsun oynadığı için O da orada daha oynayamıyor ama çok da ben sana oynayamıyor. söyleyeyim. Yani adam yok. Yani Samsunspor acayip bir transfer dönemi geçirdi. Zaten Darri'yi Olumsuz alması büyük anlamda. hata. Gönderdi. Zaten deneme getirdiği Sako büyük bir fiyaskoydu. Gönderildi. Yani. Esin Akay nasıl gönderilir? Hala acısını çekiyorlar sol tarafta. Ve ben bunu hep söylüyorum. Samsunspor 19-20'de çıktığı zaman da söyledim. Taraftar da biliyor, sen de çok biliyorsun. Her programda o zaman da söyledim. Bu ligde sol bekin her zaman yabancı olacak. Esin Akay geldi, çok iyi bir transferdi. Onay da vermiştik kendi görüşümüz anlamında. Ama adamı gönderdiler. Bence geçen sene doğru yerli sol beki buldular ama kullanmadılar. Mücahit iyi oyuncu. Erzurum'da da bunu Ama devre görüyoruz. arasında aldılar. İlk bir devrede alamadın sen. Oynatabilirlerdi. Vallahi Hiç işte oynatmadılar. almadıktan Menemen sonra maçından sonra oynamaya başladı. İş işten geçtikten aynen ama sonra. şimdi sen ilk devrede oyuncuyu almadığın zaman da ki Mücahit Erzurum'da zaten oynamadı ilk devreyi. Boş geçirdi. 7-8 maça çıktı. Ha. Gene yarısını oynadı. Hazırlayabilirdi hoca onu Şimdi bence. Bak boşta sana geçirdiği söyleyeyim. için sen zaten devre arasında hamle yapınca böyle biraz orada şeyde kalıyorsun anladın mı? Nasıl diyeyim? Elim boşta Sürüncemede mi? Bu kalıyor. sene Mücahit'i tutamaz mıydı Bu sene Samsunspor? tutabilirdim belki. Yani yine söylüyorum bak. Erzurum'a gitti çünkü yani Ha. bu ligde Yine kaldı. söyleyeyim ama. Alternatif kalırdı. Önüne yabancı bak. Yine yabancı diyorum. Ya ben Mücahit'in gene ilk 11 oynayabileceğini düşünüyorum Tabii ya. bak zaten şöyle. Oynayabilir. Bak ben sana şunu söyleyeyim Direkt, bak mesela. mesela Bursaspor Mehmet Erdem Uğurlu'yla oynuyor. Oynamaya başladı. Hani Ama bak ben şu açıdan bakıyorum. Şimdi Samsunspor'un artık zaman kaybına tahammülü yok. ben Mücahit'i tutardım. Orada hata yaptıklarını düşünüyorum. Yani alternatifte zaten şimdi Hüseyin Çünkü Öztürk mü Hüseyin Mücahit mi? Öztürk çok sıradan bir Soner oyuncu. mi Mücahit mi? Bence Mücahit Tabii daha iyi ki. Soner'den. Yani ben yine diyorum. Mücahit zaten kalabilirdi. Çok dengeli bir oyuncu o Mücahit yüzden. kalabilirdi zaten. Ama yine diyorum. Kulübede kalsın. Al 10 numara şeye. 10 numara diyorum. İlk Yabancı 11'e mı? yabancı sol bek. O zaman ne olacak? Hani Soner gibi diyelim ki performansı düşük mü oldu yabancının? Çok rahat bir şekilde Mücahit'i koyarsın. Bak Orayı Samsun koyamıyor şimdi. Mücahit Soner geçemezler Yok miydi? hayatta. Ya yabancı iyi bir 10 numara alıp ya da iyi Yok bir yok. santrafor alıp. Sol bek kesinlikle yabancı olmalı bu ligde. Hep söylüyorum. Bak Erzurumspor'u sence şu anda kim götürüyor? Hücumu götürüyor değil mi? Hücum bir kötü olsun bak ne oluyor o zaman sol tarafta. Dikkat edersen zaten şey patatese bağlıyor. Sağ taraf biraz. Sağ Orhan şeyde Ovacıklı. Erzurumspor'da. Ama hücum götürüyor. Novikovas bir çıkıyor. Uzaktan bir vuruyor. Maç dönüyor. Şimdi Samsunspor'da böyle oyuncu da olmadığı için zaten. Ya şöyle iyi sağ bek ve sol bek Türk bekler var da Samsunspor onları almadı işte hiç. İşte Murat Uçar'ı söyledik. Erdem Ramazan Civele'yi söyledik. Özgenç. Erdem'i söyledik. Var yani. Ama sol tarafa her zaman yabancı. Bak her takım için bunu söyledim ben. Kocaelispor'a da söyledim biliyorsun. Atilla Turan O da gelmişti. toparladı gene O gerçi da de. çok şey yapamıyor. Hani diğer takımlarda da zaten sol tarafta sıkıntı var. Şeyde sıkıntı var zaten. Manisa'da Erhan Kara İyi oynuyor Erhan ama ya. dengeli gitmeye çalışıyor ama şu anda yetmiyor. Manisa'da gerçi herkes kötü ama şeye bakıyorsun. Eyüp mü? Eyüp'e bakıyorsun. O Allah korusun Bülent Uzun'a bir şey olsun. Onların zaten yerlisi bunu hep söyledik. Eyüp şey Bülent çok Bülent iyi. Uzun'a bir şey olsun Allah korusun. Eyüpspor'da sol bek bile yok. Mehmet Uslu var ama Mehmet Olmaz. düşüşte. Şeye bakıyorsun şimdi. Bandırmaspor'a bakıyorsun. Caner Caner Allah korusun bir yeterli. şey olsun. Yine bir şey Süleyman yok. Luş var. Ben Süleyman'ı beğenmiyorum Vallahi biliyorsun. ben Süleyman'ı beğeniyorum. Sana şöyle söyleyeyim. Süleyman Rıdvan Yılmaz'ın önündeydi alt yaş kategorilerinde. Milli takımın kaptanıydı Ümit Milli Takımın. Yanlış kariyer planlaması ve
Fatih Terim'in genç oyuncuları hiç oynatmamasından dolayı gitti bence. Arada kaynadı. Olabilir. Mesela Ben şeye sana bakıyorsun, söyleyeyim. işte Tuzla Spor'a bakıyorsun, sıkıntılı. Bence Ferhat Ferhat Özkul'un var. iyi ya. Yani şey ya zaten. İstikrarlı, iyi Yok şu oynuyor ya. zaten, Tuzla Spor'un hedefleri doğrultusunda bakıyorsun hani. Hani Tuzla Spor, şey atıyorum, Tuzla camia bir kulüp olduğunu farz edelim. Hedefler daha büyük. İşte Ferhat orada yetmeyecek, anladın mı? Yani taraftar olsa mesela. İşte Sıkıntı Samsun'da olabilir. bunu kıyaslıyorum, anladın mı? O yüzden Samsun Spor'da devre arasında en kötü, en kötüsünden bahsediyorum ama devre arasına kadar takımın en kötü playoff'ta kalması lazım. Samsun Spor Ben bence şunu hedeften kopacak, ben sana söyleyeyim söyleyeyim. sana. Zaten şimdiden söylüyorum. Samsun Spor'un bana göre ikiden çıkma şansı O yok. bitti. Artık yapması gereken devre arasına kadar playoff ipini kaçırmaması, onu yakın gitmesi, devre arasında en kötü 6-7 tane hamle. Buna şart yani. Geçen sene devre arasında çok hamle lazım diyorduk ya. Bu sene çok çok daha fazla lazım. Vallahi ben Ben sana söyleyeyim mi direkt? bu yapılan şu ana kadar yapılan hamlelerle devre arasında da iyi oyuncuların geleceğine Zaten bu inanmıyorum. squad ekibiyle gelmez ki zaten. Hatta ben Samsunspor'un playoff'a kalacağına da inanmıyorum. Ben Samsunspor'dan tüm ümidimi kestim. Sen ikiden çıkacağına söyledin direkt. Artık imkansız Kesti mi bence. tamamen? Öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle kestim. Yani Takım hiç ümit vermiyor. Tüm maçları izliyoruz. Birçok takımı görüyoruz. Erzurum 2 tane yedi dün Altınordu'dan. 4 dakikada 2 gol bulup ilk yarıda hemen 2-2 yaptı. Samsun bir takıma karşı 2-0 geriye düşsün, maçı zar zor 2-1'e getirir. ama Mesela. zaten Samsunspor da işte bunları getiremiyor ya, mesela diyorsun 3 ya. maç kazandı sezon başından beri. Yendiği takımlar Keçiören Gücü'yle Balıkesir, ligin en kötü 4 takımından ikisi. Denizlispor. Denizli Spor'da 3-2 yendi. O maçta da attığı ilk gol Samsunspor'un ofsayt. Hasan Kılıç %100 ofsaytti orada. Hani Samsunspor hiç ümit vermiyor ki. Aynen. Büyük maç da kazanamıyor. Nasıl çıkacak? Şimdi şunu Çık söyleyeceğim. ya, ben tüm ümidimi kestim, onu Şimdi söyleyeyim. şunu söyleyeceğim. Ben sezon başında niye Samsunspor'la ilgili bir iddia ortaya atmadım ve neden Kocaelispor'u da söyleyip mesela neden Samsunspor'daki transferlere şampiyonluk seviyesinde el dedim? Ha, sen diyorsun ya büyük maç alamaz diye, alamıyor diye. Alamıyor. İşte o seviyede oyuncular yok ki takımda. Ali Ürgen'le sen şeyle nasıl alacaksın? Neydi? Soner Sonerle. Gönül'le nasıl alacaksın yani? Melih Okutan'la nasıl alacaksın? Daha sezon başında söyledik, takımın forveti kara delik. Sağ belki tamamen kara delik. Bak Alaaddin çok kötüydü yine. Oynayamaz yani. Bak bunları biz görebiliyoruz ya. Scout ekibi bu kadar futbolun hani şeyi ise, transferine, oyuncuların performansına, oyuncu hangi yerde iş yapar, hangi takımda iş yapar, hangi mevkide iş yapar, nasıl iş yapar diye o görevde iş yapıyorlarsa, çalışıyorlarsa bunu nasıl göremiyorlar? Ben ciddi anlamda anlamıyorum ya. Bak ciddi anlamda anlamıyorum. Bu adamlar bir de profesyonel geçiyorlar. Hani profesyonel değil mi bunlar? Nasıl profesyonel bunlar o Tabii zaman? canım. Hani sen bir tane de yanılırsın, anlarım. Hadi iki tane de yanıl. Hadi diyelim ki sen üç tane de yanıl. Bunu da geçen seneye verelim. Bu sene yanılma bari ya. Hüseyin Öztürk'ü bu takıma kim aldı Allah aşkına? Kim aldı Hüseyin Öztürk'ü ya? İkinci ligde bırak. Üçüncü ligde çok zorlu bir grup var. İskenderun'un, Iğdır'ın olduğu. Orada şampiyon olacak takımlarda bile oynayamayacak bir oyuncu. Düzce'nin olduğu, Beyoğlu Aynen. Yeni Çarşı'nın. Oynayamaz yani, anladın mı? Nasıl yapılıyor yani bu transferler? Ama Samsunspor'da zaten çok garip bir rahatlık var ya. Ya rahatlık değil, böyle bir Takım değiş kötü değiş. gidiyor. Geçen oyuncular idmanda kafalarında yumurta patlatıyordu Sana 10 gün tepki önce. gelmişti onunla ilgili. Ne düşünüyorsun? Ben bana ya bilmiyorum, Diyorlar ki adamla hiç eğlenmesin. Ya adam nereye eğlenecek Allah aynen aşkına, ben soruyorum. eğlenmemeli. Şunu söyleyeyim mi? Taraftarlar Bir dakika, en küçük bir şey söyleyeyim sana, bırakayım. En küçük bir örneğini verir mi? Ya bir koli yumurta 30 TL zaten ya. aynen öyle. İnsanlar aşıktan kırılıyor. Buradan örnek verin, buradan anlayın Bir de zaten. takım zaten rezil durumda. Samsunspor çok kötü durumda şu an. Kimse kimseyi kandırmasın. Aynen. Oyuncuların orada eğlenmeye falan hakkı yok. 8 maç sonra mesela sallıyorum. Samsunspor şu an Ankaragücü'nün ya da Ümraniyespor'un durumunda olur. Oyuncular istedikleri yerlere yumurta Ya patlatsınlar zaten birbirinin Nimet'e de. böyle bir şey yapılmazsa çok Aynen, büyük o fiyasko. yanlış. Her hangi Kesinlikle takım olursa de. olsun yani. Yani şu an zaten takımın durumu rezil durumda. Oyuncular birbirinin kafasında yumurta patlatıyor. Un atıyor. Bir şeyler patlatıyor. Bence Samsunspor'da zaten gereksiz bir rahatlık var yani. Bu da bence başarısız olmaya neden oluyor. Sorumluluk alan bir oyuncu yok. Hani liderlik koyan, karakter koyan. Şimdi diğer takımlara da bakıyorum. Mesela Ankara Gücü'nde Erdem Özgenç, Yusuf Aplioğlu resmen masaya çıkartıp yumruklarını vuruyorlar. Samsunspor'da ben bir tane oyuncu görmüyorum. Aynen. Bak mesela Ümraniyespor'da bir oyuncunun liderlik yapmamasını anlayabilirim. Ümraniyespor camia takımı değil. Tuzla'da yapmamasını anlayabilirim. Ben paramı alayım, takılayım olabilir. Çünkü orada camia takımı değil. Maçları bedava bile yapsan onların normalde stadı dolmuyor. %100 dolulukta, biliyorsun. Aynen. Ama Kocaelispor'da, Samsunspor'da, Bursaspor'da oynayan bir oyuncu öyle kafasına göre falan takılamaz. Tabii ki. Burada sen
Bu oyuncular AVM'de falan gezerken bile bunları rahat bırakmaz taraftarlar yani. Oyuncuların onun bilincinde olması lazım ama ben Samsun Spor'da oyuncularda saldım çayıra, Mevlam kayıra görüyorum. Yani Aynen. oyuncuların bence pek umurlarında değil, bana öyle geliyor. Kesinlikle öyle. Şimdi Maalesef. bir taraftar da Instagram'da Mehmet Hoca'nın paylaşımını yaptık ya istifa durumuna. Yazmış Kenan Bey, buradan selamlarımı Aynen, ileteceğim. Kenan Uysal selamlarımızı herhalde büyük gönderelim. ihtimalle. Yine haklı çıktınız demiş hoca konusunda. Bir de taraftarların çok yazdığı bir isim var. O da onu yazmış. Samet Aybaba. Onu da bir değerlendirelim biraz. Tabii. Hani taraftarlar. Manisa FK taraftarları da Samet Aybaba'yı çok istiyor. Dün Şimdi onu gördüm. değerlendirelim. Buradan hem Manisa Olur. taraftarları, yani daha Tabii. doğrusu şöyle, hem Manisa için de söyleyeceğiz bunu, hem şey için de, Samsun için de. Gerçi ben söyleyeceğim. Senin görüşünü tabii ki bilmiyorum. Sen de söyleyeceksin. Şimdi geçen sene evet Samet Aybaba Adana Demirspor'la beraber Süper Lig'e yükseldi. O geldiği zaman da yanlış olduğunu söyledik. Ben yine aynı görüşümdeyim. Samet Aybaba hangi takıma giderse gitsin. Bu Kocaeli olur, Bandırma olur, Ümraniye, Ankara Gücü, Erzurum olur, Samsun, Manisa olur. Samet Aybaba'nın gelmesi büyük bir yanlış. Samsunspor'u hiçbir şekilde doğru bir noktaya koyması da yanlış. Neden derseniz şimdi söyleyeyim. Geçen sene bir hava oluştu, bir şey oldu. Bir de Samsun, Adana Demir karşısında bir puan bile alsa zaten Adana Demir'in çıkma şansı yoktu. Bak bir puan diyorum ya. Sadece Aynen. bir puan Doğru ya. doğru. Evet. Yani berabere bilseydi ama zaten Samsunspor hayatta şey vermezdi. Yani 2-2 sıraya vermez Adana Demirspor'a. Kesinlikle Giresun'la beraber Süper Lig'e çıkardı. Yani bir bazen maya tutar ya. Maya değil de bir hava yakalanır. Öyle bir şey oldu orada, anladın mı? Zaten Tuzla Spor maçında olanlar hep söyleni konuşuluyor zaten, biliyorsun. Hani o yüzden Samet Aybaba'nın gelmesi Samsunspor'u kurtarmaz. Çok daha kötü yapar. Bunu söyleyelim. Mehmet Altıparmak geldiği zaman da bu yorumu yaptık. Samet Aybaba gelirse de yaparız. Bazı aklıma gelen isimleri de söyleyeyim de şimdiden gelirse, şimdiden taraftarın bilgisi Mesut olsun. Bakkal falan gelir mi Yalçın Eskaz'a? Koşukova söyleyeyim. O daha çok yakın olduğu için TFF Bincik'in. O yüzden söyleyeyim. Doğru. Yalçın Koşukova falan İbrahim gelirse Üzülmez. Allah'a emanet. İbrahim Geçen Üzülmez. sene de çıktığı zaman söyleyeyim, konuşmuştuk biliyorsun Mehmet Altıparmak'tan önce. Hatta başkanın ofisine gitti falan diye konuştuk. Olumsuz demiştim ben. Yanlış. Ya bizim isimlerimiz var aklımızda. Şimdi taraftara belki diyecek de hani siz bu kadar hepsine hani olumsuz düşünüyorsunuz da sizin aklınızda kim var? Yani biz isim verirsek zaten bu doğru olmaz. Aynen öyle. Ha bize başkan der ki ya siz kimi düşünebilirsiniz Zaten derse. bizim dediğimiz isimler de gelmez. Türkiye'de bir hoca mafyası var. Hep aynı hocalar dönüp Aynen, duruyor yani hep aynı hocalar yani. gelip gidiyor. Ya biz mesela sezon başında ben mesela başkana bir isim söylemiştim. Bunu taraftarlar da biliyor ama ismi bilmiyorlar. Evet. Açıklamadık çünkü. Mesela başkan şunu söylemişti ya, bu isim bize olmaz demişti. Ya ben de başkana soruyorum. Başkanım Mehmet Altıparmak çok mu oldu yani? Her takıma gidiyorlar. Her takımdan gönderiyorlar yani. Ya Mehmet Altıparmağın en büyük avantajı şu. Sonradan gelip 3 tane takımla çıktı ya. O Ya onun çıksın künyesinde kardeşim. yazıyor ama orada işte hep hazıra kondu Aynen geldi. yani. Şimdi ben sana örnek vereyim. Mustafa Denizli'de mesela çok iyi bir takıma geldi, çıkardı. Tam tersi Altay çok kötü bir kadroda olsaydı, kadro yapısı, çıkartabilir miydi? Tabii ki. Çıkartamazdı. Ben sana şöyle söyleyeyim mi? Samet Aybaba'yı falan şey yapmaya gerek yok. Kim olursa olsun. Samsunspor'un bu kadrosuna kim gelirse gelsin başarısız olur. Ben açık ve net söyleyeyim. Zaten öyle. Ona da Malzeme yok. geleceğim Kimse zaten. kimseyi Yok yok, kandırmasın. ona da geleceğim zaten. Şu an dünyanın en iyi hocası kim? Klopp değil mi? Guardiola. Onlar da gelse hiçbir şey Şimdi yapamaz. sana Şu söyleyeyim. rakiplerine göre. Aynen. Erzurum'un kadrosu Samsun'dan çok daha iyi bir kere. Ümraniye'nin kadrosu da daha iyi. Kocaeli'nin de iyi. Bakıyoruz. Aynen. Ankaragücü'nün daha iyi. Kesinlikle. Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Bursa'nın bile kadrosu Samsun'dan daha iyi. Şu an Bursa aşağılarda da. Aynen. Zaten Bursa Samsun maçında gördük. Maç 4-1 bitti. Yani Samsunspor'da bir kere çok net yanlış planlamaların kurbanı oldu takım. Sağ açık yok. Ya bir tane var, yedeği yok. 10 numara var, bir tane yedeği yok. Yedek forvet yok. Ya bunlar zaten sezon başında gözüküyordu. Beklerde sıkıntı var. Samsunspor bence playoff'a da kalamayacak. Ben sana söyleyeyim. Ben devre arası gelecek oyunculardan da bir hayır beklemiyorum Bu çünkü. squad ekibiyle zor zaten de. Aynen zaten bak Manisa bugün tüm squad ekibini gönderdi. Aynen. Mevlüt Ak'tan bir temizlik yapıyor. Bence Yüksel Başkan'ın da öyle bir şeyler yapması Zaten lazım. şu kan Yoksa değişikliğini paralarını boş yere gene çarçur eder. Yazık günah. Yapması doğru oldu şu Yazık. anda. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi zaten Samsunspor hangi hoca gelirse gelsin şu kadro yapısıyla başarılı ihtimali yok. Ama şu ayrı Olamaz. bir şey. Samsunspor'un geçen seneki kadrosu da olsaydı, geçen seneki lig de olsaydı yine Samet Aybaba, Yalçın Koşukavak gelsin yine yapamazdı. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Bu oyunculara bu hocalara iyi oyuncular da versen, iyi kadro da versen yine aynısı olur diye söylüyorum. Bunu söyleyeyim. Zaten transfer döneminde söyledim. Samsunspor'un bu kadro yapısıyla ilerleyebilmesi çok çok zor. Ne Ali Ülgen, ne Soner Gönül, ne Melih Okutan, işte ne Alen Melinoviç, ne Mehmet Akyüz, ne Tomane.
olduğu sürece Samsunspor'un bunlardan verim alma ihtimali yok yani. Sezon başında iki tane bölge çok büyük kara delik dedik. Hatta üç bölge. Sol bek, sağ bek, forvet. Hepsinde sağ sıkıntı var. Bir de. Sağ açı da söyledik ama öbürleri daha şey aciliyeti. Çünkü Samsunspor geçen sene forvetten çıkamadı. Sol bekte zaten sıkıntı var. Sağ bek zaten şampiyonluk oyuncusu değil. Sol bek şampiyonluk oyuncusu değil. Esin Akay gelmiş. Bak ne dedik biz? Bak şu ince ayrıntıyı bile çizdik. Ben Samsunspor'un az gol yiyeceğini söylediğim zaman da takımda sol bekte kim vardı? Akay vardı. Esin Akay'ın çıkma haberi, yani gönderim haberi çıktığı zaman da ne söyledim? Esin Akay giderse savunma hattı da batar demiştim. Dikkat et. Taraftar o cümle hatırlasınlar. Hatta onu kesip paylaşabiliriz de. Ondan sonra Samsunspor battı zaten. Her maç 2-3 gol yiyor Samsunspor. Barış Baştaş'ın kötü performansını neye bağlıyorsun? Bizim için hayal kırıklığı oldu. Vallahi Barış Baştaş iyi oyuncu da. Ya Barış Baştaş da kendisine bakmıyorsa. Sakatlandı gelir gelmez çünkü. Bir de adama öyle bir girdi ki böyle bir giriş yok yani savunma oyuncusunda ve ceza sahası içinde. Yani. Adama direkt baldozuma daldı ve penaltı yani net penaltı pozisyonu. Menemen Spor'la ilgili de bir şey söyleyeyim mi? Geçen hafta yorum yapmıştım biliyorsun Poter'in kesin yedek kalması gerekiyor diye. Kaldı. Dikkat et Cenk Dalice direkt yedek bıraktı Pote'yi. O maça kadar ilk 11'de oynuyordu Pote. Yani Cinare kadroda yoktu bir de. Cinare olsa ne olur olmasa ne olur diyeyim mi tekrardan? Söyleyeyim yani bunda. Cinare deyince aklıma Cenk Dalice geliyor. Cinare'yi de söyleyeyim hiç aklıma bile gelmedi. Hani o kadar artık oyuncu unutmuşum ki çünkü zaten bir şey veremeyeceğini söyledik. Yani Samsunspor'da başkan, ben başkan hiçbir şey söylemem. Ben başkana tek bir şey söylerim. Başkanım sadece şu scout görevinde yani transferde görevli olanları bu kulüpten uzaklaştırın. Ben bunu söylerim başka bir şey söylemem. Başkanın bir hatası yok. Ben onu söyleyeyim. Tek hatası bu başkanın. Bence başkanın hatası yanlış insanlara güvenmek. İşte o zaten diyorum ya işte yanlış insanlara görev başkanı vermesi. Başkanı birileri kandırıyor. Aynen. Parasını alıyorlar net yani. Yani görünen biz başkana mesela işte Cinare için konuştuğumuz zaman da başkan mesela bize Cenk Dalici'nin görüşeğini de attı. Konuşmasını attı. WhatsApp'ta. Cinare ile ilgili dedim ki başkanım herkesin bir görüşü var. Tabii. Ben oyuncuyu rahat bir şekilde izliyorum, tanıyorum dedim. Biliyorum yani oyuncuyu izliyorum çünkü. Esat Mala ile ilgili de yorum yaptım ben. Giresun Esat Mala'yı aldı geri gönderdi zaten. Samsun'a da çıktığı zaman da söyledim. Giresun geldiği zaman Giresun'a da söyledim ki zaten dedim ki orada. Ya adam zaten TFF 1. Lig'de oynamayacağını söyledim. Süper Lig'e zaten nasıl ben zaten söyleyeyim ki dedim. Oynamadan gönderildi. Aynı eski takımına. Vulnaznia'ya. Şey aynen. Partizani'ye. Yani belli şeyler var. Futbolu izleyen, takip eden ve ince ayrıntısına kadar takip eden. Bizler istatistiklerine... Önceki oynadığı maçlara, 90 dakikalık maçlarına, önce takımda ne yapmış onu da geç. Biz sosyal medyasına bile bakıyoruz bak. Sosyal medyasına bile bakıyoruz. Aynen. Oyuncunun hayatını yansıtan durumlar bunlar. İkinci ligde tarz tutman yolunu görüyorsunuz işte. Bak adamın sosyal medyasında neler yapıyor. Futbolda da onları sergiliyor zaten. Ya bunlar da önemli. Yani scout ekibi transfer yaparken oyuncunun her şeyini detaylı incelemesi lazım. Avrupa'da böyle adamın sosyal medyasına bakıyorlar. Her şeyini. Yaşantısına bakıyorlar. Tabii. Sergen Yalçın neden almadı Bayern Münih? Kendisi açıklıyor. Beni bir incelediler diyor. Beni almaktan vazgeçtiler. Adamı her detayıyla bakıyorlar. Böyle doğru. Olması lazım. Ama Samsunspor'da transfer komitesinde böyle bir yapı yok maalesef. Onu söyleyeyim yani. Yani görünen o. Zaten biliyorsun bazı menajerler de bir ara bize sarmışlardı. Aynen öyle. O zaten sardığı oyuncu da zaten takımda formaya bile giremiyor. Bırak kadroya giremiyor. Bu hafta sakattı zaten. Nasıl sakat yani bu adam? Oynamıyor. Nasıl sakat? Ne milli takımda oynuyor. Ne Samsunspor'da bir maça çıkmış. Nasıl bu adam yok kadroda? Milinović mi? Yok. Melih Altıkulaç. Tamamdır. Hatta Hakaya da laf ediyordu bu menajer sürekli. Aynen. Aynen öyle. Başkan zaten ismini biliyordur kendisi. Ben burada isim söylememe gerek yok. Doğru. Yani bizler şöyle bir durum var. Biz başkana veya başka bir isme, yani başka bir başkan, takım başkanına da biz bir isim öneriyorsak hep o takımın menfaatleri için. Şimdi menajerler, buradan açıklayalım ki bunu herkes de biliyor. Sana da sorayım. Şimdi bir menajerin kendisinde bir oyuncu varken menajer hiç şunu düşünüyor mu sence? Şu takımda iş yapar mı, yapamaz mı veya benim oyuncum o takımda iş yapmaz. Ben onun buraya... umurunda değil, o komisyonunu düşünüyor. O komisyona bakar. Tabii. Biz menajer değiliz zaten. Aynen öyle. Biz futbolu takip ediyoruz, yorumcuyuz. Biz takımların menfaati için hangi oyuncu nerede iş yapar? Bunlara bakarak bir yerlere bir isimler öneriyoruz. Tabii. Veya diyoruz ki şunu almayın öneride bulunuyoruz. Bunlar menfaati için. Mesela atıyorum şey oluyordur. Komisyon oluyor mesela menajer. Atıyorum her oyuncudan komisyon oluyor. Ya bize mesela örnek veriyorum sen cüz'ün miktarda para versene biz yine onu bile kabul edip görev yaparız. Sevdiğimiz bir meslek zaten. Evet, takıma bir şey katmak öyle. İçin biz bunu ya veriyoruz. O menajerler 10 tane maçın birini izlemiyor öyle söyleyeyim. Tabii. Zar zor. Şimdi menajerlerin mesela protokole görünmeye gider yalan. Mesela menajerlerin elinde atıyorum bir oyuncu var. Diyelim ki son 2 sezonda 4 maça çıkmış. En şampiyon olacak takım o oyuncuya talip oluyor. Bu adam zaten demez ki bu oyuncu 4 maç oynamış. Direkt göndermeye çalışır ki tabii. Komisyon alsın, parasına baksın. Bir de zengin kulübe gönderirse daha çok komisyon alacak. Tabii ki.
Daha çok alacak. Öyle bir durum birisi var. 3 alacak. Aynen öyle. Bu işler böyle oluyor. O yüzden Samsunspor'un acilen scout ekibiyle yollar ayırması lazım. Yani ama Samsun ben Spor'un... ayrılacağına inanmıyorum sana söyleyeyim. Ben bilmiyorum ayrılma. Bak ben diyorum ki ayrılması gerekiyor. Gerekiyor ayrılma, da ben... Ayrılmaz mı? Ayrılsaydı onu, çünkü geçen sene ayrılması onu başkan gerekiyordu. Bilir. Onu başkan yapacak. Yani Yüksel... Yani onu başkanın... Yüksel başkanı, karar alması lazım. Yüksel başkanın bu Samsunspor'daki 4. yılı... Zaten ilk senesinde başkanı bayağı bir... Yaktılar. 18-19 sezonunda. Samsunspor o sene çıkamadı. Orada bayağı parası gitti. Zaten Samsunspor son 3 senede sadece bir kere çıktı. Dikkat et. Aynen. Bak Karagümrük, Süleyman Urma aynı... Pardon. 4. sene bu sene. Ne? 4. yılı bu. 4'te bir tane çıkmış bak, oldu. Bak Süleyman Urma Karagümrük'ü 18-19'da aldı. Karagümrük 19-20'de TFF 1. 20-21 Süper Lig. Aynen hemen öyle. 2 yılda. Samsunspor 4 yıldır sadece bir lig çıkabildi. Hı hı. Bu seneyi de kaybedecek gibi görünüyor zaten. Buradan sonra mucize olur, ben söyleyeyim net. Aynen. Bence Yüksel Başkan'ın doğru akıllarla çalışması kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Mesela Süleyman Urma'dan akıl fikir alabilir. Ben net söyleyeyim sana yani. Aynen öyle. Ya en azından hani madem hani başkan bizleri çok sallamıyor, takmıyor. En azından bu işin profesyonellerinden cidden, çünkü mesela Süleyman Urma hangi takıma gitse başarılı oluyor ama başkanın yanındaki ekip çok başarısız. Aynen, çok başkan kötü. Zaten oyuncuları da tanımıyor. Başkana bir şey diyemeyiz. Ona isim getiriyorlar. Onu o kabul Hı-hı. ediyor ama aynen öyle. Gelen oyuncular 10 tane geliyorsa bir ya da ikisi iyi yani. Kesinlikle maalesef. Öyle. Acı gerçek. Maalesef öyle Samsunspor açısından. Tekrardan hem Mehmet Altıparmak hem de Samsunspor cephesi için bu kararın hayırlı aynen, olmasını hayırlı dileyelim. Hayırlı olsun. Menemenspor'u tebrik ediyoruz. Menemenspor beni şaşırtmıyor. Menemenspor ciddi anlamda, bütçe performansı anlamında gayet de çok iyi başarılı. Gidiyor. Tebrik ediyorum kendilerine. Aynen. Tekrardan Samsunspor camiasına ve Emin Kar'ın ailesine de başsağlığı dileklerimizi aynen. iletiyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik kanalımıza abone olmayanlardan ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Samsunspor Erzurumspor özel programında, çarşamba günkü programda, yapacağımız programda görüşmek üzere diyorum. Ben de sana teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.